Merhaba, iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Yine bu hafta da Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'la birlikte bu hafta iki konuyu konuşacağız ama öne çıkacak olan konu Ülke Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da 30 Aralık günü Çukur Ambarı'da gündüz gözüyle siyasi bir cinayete kurban gitmesi, öldürülmesi ve bunun muhtemel siyasi sonuçları ki şimdiden bir şeyler şekillenmeye başladı. İkinci bölümde de yarın biliyorsunuz Altılı Masa'nın 10. toplantısı var. Bu toplantı öncesinde Burak Bilgehan Özbek'in de aralarında bulunduğu bir grup siyaset bilimcinin kaleme aldığı açık mektup var Altılı Masa'ya hitaben. O mektuptan hareketle Altılı Masa'yı da ikinci turda konuşacağız. Burak, önce senle başlayalım. Ankara'da senin yaşadığın yerde insanları da bir şekilde biliyorsun diye tahmin ediyorum. Tanıyor muydun bilmiyorum ama o çevreleri falan da biliyorsun. Çok acayip bir olay yaşandı. Yani gündüz gözüyle Ülke Ocakları'nı 2019-2020 arasında genel başkanlığını yapmış, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde doçent olan Sinan Ateş öldürüldü ve çok daha ilginç bir şekilde kendisinin bağlı olduğu MHP ve Ülke Ocakları bu konuda tam bir sessizliğe kapıldı. Hiçbir şey söylemedi. Devlet de en son bugün Süleyman Soylu işte iki kişiyi daha arıyoruz, daha fazla bir şey konuşmak, soruşturmaya yarar getirmez dedi. Ailesi biz devletimize güveniyoruz, lütfen bu konuyu çok da fazla kaşımayın dedi. Hatta dün Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meral Akşener grup toplantısında ailenin bu talebine riayet edeceklerini de söylediler. Birbirinden esrarengiz şeyler peş peşe yaşanıyor ve çok ciddi bir olay, çok ciddi bir siyasi cinayet. Birileri tutuklandı, birileri aranıyor. Ama olayın bir sıradan bir olay olmadığı, siyasi olduğu belli. Ne diyorsun? Evet, siyasi bir cinayet. Ama burada iç içe geçmiş birkaç olgu var. Dolayısıyla orada teşhisi koymak biraz zor oluyor açıkçası. Öldürülen kişi, evet, siyasi bir figür. Ve öldürülmeseydi önümüzdeki dönemde de siyaseten ismini çok duyabilirdik. Bunu söylemek lazım. Cenazesine katılıma baktığımız zaman hakikaten kendi camiasında sevilen sayılan bir kişi olduğunu da anlayabiliyoruz. Genel itibariyle yad edenler de çok iyi konuşarak andılar Sinan Ateş'i. Dolayısıyla siyasi bir cinayet olduğu konusunda bir şüphemiz yok. Çünkü siyasi bağlantıları ya da siyasi ilişkileri sonucunda bu hadise yaşanmış gözüküyor. Bu program yapılırken biz hazırlanıyoruz. Kendi aramızda WhatsApp grubunda konuşuyoruz. Ben örgüt içi infaz gibi duruyor dedim. Kemal abi itiraz etti. Evet, yani çok net bir şekilde şunu söyleyemiyoruz. Yani örgüt içi bir infaz ancak geleneksel olarak fraksiyon çatışmasından veyahut ideolojik farklılıklardan kaynaklanan, daha doğrusu ideolojik olarak motive olmuş bir saldırı olduğunu da söyleyemiyoruz. Yani bunu da söylemek lazım. Dolayısıyla bir siyasetçinin ölümü var, öldürülmesi var. Ancak bunun sebebi siyasi bir tartışmanın dışında başka bir şey olabilir. Yani bunu söylemek istiyorum ben öncelikli olarak. Bununla birlikte şöyle de bir durum var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle 7 Haziran sonrası sistem içerisindeki konumu ve Türkiye'nin genel itibariyle hukuk devleti ilkesinden sapması, dolayısıyla komitacılığa, yasa dışı faaliyetlere ve yasa dışı faaliyetlerin beka söylemiyle meşrulaştırılmasına açık hale gelmesi bence bütün bu olayların arka planında konuşulması gereken şeyler. Yani bunu da söylemek lazım. Çünkü biliyorsunuz Türkiye bir olağanüstü hal psikolojisinde, bir teyakkuz ve bir seferberlik psikolojisinde hareket ediyor. Son 7 senedir, 8 senedir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin burada oynadığı meşrulaştırıcı bir rol var. Aslında çok kutsal gibi gözüken
ve çok idealistmiş gibi gözüken, pazara kadar değil mezara kadar sloganlarıyla taçlandırılan ve kendi çıkarını göz ardı ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veriyormuş gibi kendisini tanıtan bu ilişkinin arka planında hür çıkar ilişkisi var. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresine hükümetin müdahale etmesi ve bu kongreyi yaptırmaması, Devlet Bey'in başkanlık sistemine destek vereceğini söylemesi ve hükümetin her adımının milli güvenlik adına meşrulaştırılması yepyeni bir mekanizmanın ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Bu Türkiye'de gerektiği takdirde kanunun, kurumsal bürokrasinin, hiyerarşilerin biçimsel olarak hukuki pratiklerin hızlı bir şekilde güvenlik adına ihlal edilebileceği bir durumu da yarattı. Yani daha önce de konuşmuştuk. Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gelmesi, kendisini ikame etmesi, milli güvenlik kavramının aslında parti güvenliği kavramına, Cumhur İttifakı ile beraber Cumhur İttifakı güvenliği kavramına dönüşmesini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz sene bu zamanlar mesela dolar 20 liraya yaklaşırken Milli Güvenlik Kurulu bunun rekabetçi ekonomi politikasının bir sonucu olduğunu söyleyerek doğru olduğunu ifade etmişti. Aynı benzer metin AK Parti MKYK'sından da çıkabilir. Yani ya da AK Parti Başkanlık Divanı'ndan da çıkabilir. O yüzden Milli Güvenlik Kurulu, yani ülkenin milli güvenliğinin çerçevesini çizen kurum aslında siyasi partiler tarafından ikame edildi. Burada Devlet Bahçeli'nin ve Tayyip Erdoğan'ın çok önemli rolleri olduğunu düşünüyorum. Bu sayede yani devletin yerine aslında iki siyasi partinin rol alması, kanunlar yerine bu siyasi partilerin ikbalinin, siyasi geleceklerinin konulması Türkiye'de çok büyük bir kriz yarattı. Bu bir devlet krizi aslında. Yani demokrasi krizi olduğu kadar aslında bir devlet krizi. Çünkü devletin yasal sorumluluğu olmayan ve yasal bürokrasinin içerisinde yer almayan kişiler tarafından idare edilmesi ve hatta bu kişilerin attıkları herhangi bir adımın, herhangi bir eylemlerinin milli güvenlik adına meşrulaştırıldığı için devletin olmadığı alanlarda da eylemeye yetkili kılınması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu orta çağda kralların sınır bölgelerindeki güvenliği sağlayamadıkları için kendilerine görev atfeden ve burada kanun benim diyen insanlar vardı. Bunlar işte vigilantizm dediğimiz kral adına herhangi bir şey eyleme hakkına sahip olan, hiç kimseye karşı sorumlu olmayan ve eylemlerinden dolayı kimseye hesap vermeyen kişiler için kullanılan bir terim. Şimdi benzer bir durum burada hakikaten milliyetçi gruplar için de doğru. Özellikle hükümete destek veren gruplar. Bu gruplar herhangi bir beka tehdidine karşı emir beklemeden, yasal çerçeveye dikkat etmeden kendileri bir şekilde eyleme geçme hakkılarını kendilerinde buluyorlar. Mesela bunun en bariz örneğini bu Sedat Peker itiraflarında Mehmet Ağar'a atfedilen bir söz ile biz yaşadık. İşte bir otele el koyuyorlar ve savunma olarak biz el koymasaydık da terör örgütü mü el koysaydı gibi bir savunma ortaya çıkıyor. Yani herhangi bir eylemin hızlı bir şekilde meşrulaştırma yöntemi açıkçası milli güvenlikle açıklama. Ve ilginç bir şey, şunu da söylemek lazım. YouTube'da bilmiyorum izliyor musunuz ama mafya babalarının videoları var. Çok ilginç. Şimdi dünyada bizim kadar milliyetçi bir mafyası olan ülke var mıdır bilmiyorum. Yani mafya dediğimiz kurum hakikaten illegal işlerle uğraşır, öyle değil mi? Yani yasalar tarafından yasaklanan, dolayısıyla yapıldığı zaman çok kar bırakan illegal aktivitelerle uğraşır. Şimdi bizim mafyamız ciddi anlamda milliyetçi olduğunu vurgulama ihtiyacı duyuyor. Bunun sebebi de işte biraz önce bahsettiğim atmosferle çok alakalı. Çünkü eğer siz milli güvenlik adına insanları tedbir alma konusunda serbest bırakırsanız, kamu hiyerarşisinin dışında alternatif hiyerarşiler oluşturursanız ve yasaları milli güvenlik döneminde ihlal edilebilecek teferruatlar olarak görürseniz, İnsanlar eylemlerine milli güvenlik kılıfı geçirmekte çok acele ederler. Ve böyle yapılar hızlı bir şekilde mafyanın, illegal grupların taarruzu altında kalır. Çünkü herhangi bir eylemi hızlı bir şekilde güvenlik veya beka söylemiyle veya siyasi tutumunuzla meşrulaştırabilirsiniz, ceza almaktan kurtulabilirsiniz. Yani bu işin bence böyle bir matematiği var. Dolayısıyla
bu Sinan Ateş meselesinin bize gösterdiği şey aslında bu milli güvenlik söyleminin hakikaten ideolojikmiş gibi gözükmesine rağmen aslında kriminal aktiviteleri kendine çeken bir magnet gibi olması ve toplumdaki bütün kriminal tiplerin aslında kendilerini meşrulaştırmak veya kendilerini korumak için bu tip grupların etrafında kümelenmesi. O yüzden bu meselenin arkasında bir fraksiyon çatışması veyahut ideolojik bir ihanet düşüncesi var mı yok mu bilmiyorum. Ama bununla beraber şunları da hesap etmek lazım. Türkiye'de serbest bırakılan milli güvenlik söylemini sarf ettiğiniz takdirde serbest olduğunuz, yapmakta herhangi bir şekilde sakınca görmediğiniz, cezalandırılmadığınız büyük bir illegal aktivite sektörü var. Ve bu insanlar çok bağırarak, çok hamaset yaparak milliyetçi olduklarını, ülkücü olduklarını söyleyebilirler. Fakat arka planda aslında çok çirkin, çok müstehcen bir iş de dönüyor olabilir. O yüzden oradaki mesele aslında çok basit bir çıkar çatışması da olabilir. Oradaki mesele çok daha bencil bir mesele de olabilir. O yüzden örgüt içi infaz veya siyasi cinayet tabirlerinin yanlış olduğunu düşünmemekle beraber bunun motivasyonunun da ideolojik olmayabileceğini iddia ediyorum ben. Kemal, senle devam edelim. Malum içimizde ülkücü hareketi en iyi bilen sensin. Tanıl'la beraber kitaplarınız ve yazmakta olduğunuz, hala bitirmediğin değil mi? Bir kitap daha var. Yine buradan şeylik yapayım. Tanıl'a selam çakıp seni şikayet edeyim. Tanıl'a. Ne diyorsun? Bu ülkücü hareketin tarihinde bu kadar büyük bir cinayet ve en azından birisi öldürüldüğü zaman, ülkücü birisi öldürüldüğü zaman ülkücüler birilerini suçlar ve o kişiye şehit olarak sahip çıkarlar. Burada o olayda yok. Çok yepyeni bir durumla karşı karşıyayız değil mi? Ne kadar yepyeni bilmiyorum. Çünkü bu hareketin tarihinde böyle mesela hiç Ülkü Ocakları Başkanı öldürülmedi. Bu tür iç kapışmalarda aslında hiç olmadı değil ama ölümle sonuçlanan bu tür cinayetler çok sayıda değil. Ama şu söylenemeyecek bir şey. Bu hareketin geçmişinde bu tür şiddet hadiseleri yoktur demek pek gerçekçi bir şey değil. Envai çeşidi var. Daha kitlesel olanları var. Ayrıca senin söylediğin gibi burada bir ülkücünün öldürülmesi karşısında camianın reaksiyonu konusunda konuşurken tuhaf bir veri olarak şunu da dikkate sunmak isterim. Mesela Kürşat Yılmaz'ın aslında ülkücü katili olarak ölen Sinan Ateş ve onun çevresini işaret ettiğini de düşünelim. Yani orada aslında şimdi karmaşık bir şey var. Ben neyse bu senin söylediğine bu cevapları verdikten sonra teknik olarak neden örgüt içi infaz tanımına itiraz ettiğimi aslında Burak da özetledi. Yani benim itirazım da teknik bir itiraz. Yani çünkü bu olayda ortaya çıktıkça anlıyoruz ki karmaşık, boyutlu, birbirinin üstüne binen, birbiriyle çakışan, bazıları rastlantısal, bazıları zorunlu olarak birbiriyle ilişkilenmiş birkaç şeyin aynı anda işlediğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla tek bir, yani şöyle oldu, şu nedenle bu olay böyle gerçekleşti demenin biraz zorlaştığı bir tablo var. Ama olayı siyasi bir cinayet haline dönüştüren zaten bu karmaşıklığın kendisi. Çünkü aslında siyasi olan bu karmaşıklık. Ya hem bu hareket açısından hem bu ve benzeri olaylar açısından baktığımızda bu olayları, kronolojisi, onun içerisinde kimin hangi nedenle, hangi sahikle hareket ettiği gibi konuların dışında olayın bütünü ve böyle bir şeyi mümkün kılan zeminin kendisi siyasi. Yani bu açıdan baktığımızda
bu cinayet siyasidir diyebiliriz. Çok net olarak diyebiliriz. Aynı Susurluk kazası bir trafik kazası, siyasi bir trafik kazasıdır diyebilmemiz gibi. Bunu siyasi yapan üç tane temel mesele var. Kısmen Burak onlara değindi. Bir tanesi bu hareketin ve siyasetin, genel olarak Türkiye'de siyasetin, özellikle son dönemde bunu daha çok konuşuyoruz ama Türkiye'de bu hep böyleydi. 70'li yıllar gibi bir deneyim yaşadık. 90'lar gibi bir deneyim yaşadık. Ve 2000'leri, 2010'lardan sonra, özellikle 2015'ten sonra yine başka bir veçesini yaşıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinde siyasetin şiddetle ilişkisi ve şiddetin bir siyasi araç olarak kullanımı meselesinde çok fazla deneyimi var bu ülkenin. Ve üstelik de bu hareketin de bunların çeşitli dönemlerinde, çeşitli biçimlerde çok önemli etkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu meseleyi siyasi yapıyor. İkinci siyasi yapan mesele ise yine kısmen Burak'ın değindiği bu suç dünyası, karanlık dünya, bunun şey ayakları da var. Gayri nizami resmi ayakları da var. Bunun çeşitli tablolarını çeşitli hadiselerde gördük. Susurluk'tan Sedat Peker ifşaatlarına kadar pek çok hadisede, yani hele son yıllarda bunun envai türlü ifşaatını gördük. Suç dünyasıyla, mafyayla ve bu ilişkilerin kurduğu ekonomik siyasi ilişki networkleriyle siyasetin giderek artan, çeşitli zamanlarda büyüyen kuvvetli bir ilişkisi var. Bu da bu tür alanlarda ister akçalı bir meseleden, ister kişisel rekabetten, ister bir kan davasından olmuş, bu tür siyasi, bu tür cinayetleri, bu tür şiddet eylemlerini kendiliğinden siyasi yapıyor. Çünkü bu ilişki siyasi zaten. Üçüncü bir nokta, bunu siyasi yapan, bu tür şeylerin yapılabilmesine zemin sağlayan meşruiyet alanı. Bu alan ne? Cezasızlıkla, kayırmayla, gözetmeyle, teşvikle biçimlenen bu ilişkilerin bir etkinlik alanı var. Şimdi bu olay çok önemli çünkü bir cinayetle sonuçlandı. Tabii ki cinayet çok baskın bir hadise. Birinin öldürülmüş olması güpegündüz sokak ortasında. Ama yani yakın dönemde yaşadığımız şeyler, işte sokak ortasında beyzbol sopasıyla bir siyasetçinin dövülmesi, bir gazetecinin ağzının burnunun kırılacak biçimde, hastaneye düşecek biçimde yaralanacak bir saldırıya uğraması, bu saldırının öncesinde açıkça bazı siyasilerin hedef göstermesi, sonra da cevaben bizim delimiz vardı, delimiz de vardır, belimiz de vardır denilerek bunun çok da şaşırtıcı olmadığını açıklama cesareti göstermesi. Bir parti liderinin birden çok suç örgütü liderini dava arkadaşı ya da kahraman diye lanse etmesi, onlar için özel af talebini gündeme getirmesi, gündeme getirmesi yetmezmiş gibi bu talebin realize olması, bunlar önemsiz şeyler mi? Yani şimdi bu önemli bir hadise de bu hadiselerin hepsinin siyasi olduğunu gösteren bize diğer resimlerin hiçbiri önemli değil miydi? Onlar önemsiz miydi? Hayır, değil. Bu toplam bir paket. Dolayısıyla bunun içerisinde dediğim gibi karmaşık ilişkiler var. Tam olarak hangi sahiple kim nasıl hareket etti çözemesek bile bunun bütününe baktığımızda bu işin her tarafıyla siyasi olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu siyasi bir mesele olarak konuşmakta bir sorun yok. Ama siyasi meseleyi daha teknik bir rekabet, parti içi gerilim filan diye tarif edip bundan ibaret olduğunu düşünürsek belki yanıltıcı bir alana girebiliriz ya da bunu söylemek için yeterli veriye sahip değiliz. Hem de bahse konu insanın politik rolüyle ilgili varsayımsal bir takım şeyler var, iddialar var.
Ama onlarla ilgili şüpheler de ortaya çıkabilir. Şimdi bir başka meçhesi, sen de açılış konuşmanda söyledin. İşte Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in bu olaya ailenin yaklaşımı açısından biraz ihtiyatla bakıyor olmaları tarafına. Şimdi bir taraftan bu olay siyasidir ve çok önemlidir ve önemli sonuçlar doğurmalıdır iddiasını koyduktan sonra, ama aile de böyle istiyor meselesini bunun peşine eklemek bir gariplik içeriyor. Aile elbette bunu talep eder ama o insanın bu saldırıya uğramasının o insandan ibaret olmayan bir tarafı varsa, bu politik bir mesele olarak bütün politikacıların gündeminde olmak zorundadır. Şimdi peki ikinci kısmına gelelim. Bu nasıl sonuçlar doğurur? Açıkçası daha önceki olaylarda da olduğu gibi bu olayda da ben şöyle düşünüyorum. Bir şeyin çok önemli bir olay olması aynı önemde etkiler yaratması anlamına gelmiyor. Bu pek çok hadisede önümüze geldi. Yani yaratılan siyasi etkiler olayın önemiyle birebir doğrusal bir ilişki taşımıyor. Olayın etkileri başka ilişkilerin bu olay üzerinden nasıl şekilleneceğine göre biçimleniyor. Dolayısıyla ben bu olayın yaratacağı etkilerin asıl olarak iktidar içerisindeki gerilimdeki karşılığından oluşacağını düşünüyorum. Ne kamuoyunda ne muhalefet partilerinde, hepsi işte başsağlığı mesajları yayınladılar. Hatta daha sert iddialarda bulundular. Muhalefet partilerinin çoğu bu olayı önemsediğini gösterdi. Ama ben daha önceki olaylarda olduğu gibi, yani Sedat Peker ifşaatlarından daha önceki saldırı serilerine kadar, ben diğer aktörlerin, muhalefet aktörlerinin veya toplumsal dinamiklerin ya da herhangi bir baskı grubunun bu olayın yaratacağı siyasi etkileri yönlendirme veya büyütme kabiliyetine sahip olduğu kanaatinde değil. Böyle bir niyette olduklarından da çok emin değilim. Yani tıpkı iktidarın bir takım adımlar atıp muhalefetin içini zorlaması gibi, buradaki tartışma da birazcık muhalefet partilerinin de büyük ölçüde yapmaya çalıştığı şey, AKP ile MHP arasında bir gerilim meselesine dönüştürürsek bir sonuç çıkabilir yaklaşımı olduğunu. Yoksa biraz önce söylediğim büyük siyasi meseleyi gündeme koyan ve asıl olarak onu sorgulama nesnesi haline getiren bir tutum görmüyorum ben açıkçası. Dolayısıyla bu işin böyle birkaç tane kurban verilerek yatıştırılan ve yani işte şunlar yapmış ve bundan yapmış deyip bir süre sonra da soğutmaya bırakılarak üstü kapatılan bir şey olup olmayacağı, önemli siyasi etkiler yaratıp yaratmayacağı iktidar içerisindeki seyrinden anlaşılacak. Orada da henüz belirleyici aktörlerin hamlelerini görmüyoruz. Bir takım dedikodular var, bir takım şeyler var. Bunu vesile ederek bazı rekabet alanlarının aktifleştiğine ilişkin epeyce dedikodu dolaşıyor. Ama bunların henüz nasıl karşılık bulacağını bilmiyorum. Dolayısıyla ben olay önemli, olay siyasi, çok ciddi etkiler elbette yaratabilir. Ama olay önemli ve siyasi olduğu için bu etkiler otomatik olarak gerçekleşecek kısmında biraz daha ihtiyatlı düşünmek gerektiğini daha önceki ve yakın dönem örnekleriyle söylüyorum. Çünkü hatırlarsan Sedat Peker'in videolarıyla çok eğlendi herkes. Hatta daha ileri gidip iktidar içerisinde büyük bir çatlağa yol açacağı varsayıldı. Ama en azından şimdi o sonuçları devam eden bir siyasi süreç halinde izlemiyoruz. Burada
Herhalde en temel mesele, ben dün yayında bunu biraz ele almaya çalıştım. Milat olur mu olmaz mı diye. Aktörler önemli. Bunun siyasi sonuç alabilmesi için birilerinin bu konunun üzerine gitmesi. Diyelim ki Ülkücü Hareket'in içerisinden güçlü bir şekilde birileri ya da muhalefet güçlü bir şekilde, ama dün ve bugün Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu, hatta bugün Temel Karamollaoğlu da değinmiş. Ama bunların hepsi de belli bir yere kadar tutup bırakıyorlar. Senin söylediğin husus, iktidar içerisinde bu meselenin gündeme gelme ihtimali şu anda gözükmüyor. Ama bir şekilde MHP ile bir meselesi varsa Erdoğan'ın, bu olayı belki ileride kullanmak isteyecektir. Ama şu haliyle aktör sorunu, özne sorunu olduğu için buradan normalde çıkabilecek siyasi sonuçlar çıkmayacak gibi gözüküyor bence de. Sen ne dersin Ayşe? Bir de anladığım kadarıyla olay yeri senin çok bildiğin bir, senin evet, bir zamanlar yaşadığın bir yerde olmuş. Bildiğim kadarıyla sen Ülkücü Hareket'i de bilen birisisin değil mi? Azıcık biliyorum, evet. Ben biraz şöyle söyleyeyim. Bu mevzunun Susurluk gibi bir, yani Susurluk bir trafik kazasıydı. Burada açıkça işlenmiş, sokakta işlenmiş bir cinayet var. Ama sonuçta MHP açısından ve genelde siyaset açısından sonuçlarının Susurluk gibi olacağını düşünüyorum. Susurluğun sonuçlarını da böyle hani siyaseti dönüştürdü, ay bir temizlendik, işte şey yaptık, rahatladık, bilmem ne vesaire falan filan değil. Bütün bu süreci, yani Susurluk'un arkasındaki ilişkileri düşün, bütün bu süreci, siyasetin, devletin artık böyle bir şey olduğunu kabullenme, toplumun kabullenmesi, topluma kabullendirilmesi daha doğrusu açısından bir basamak olarak görüyorum. Şimdi de gene hani bu cinayette, çünkü bu cinayetin şöyle bir tarafı pardon, var. Pardon Ayşe, seni destekleyen bir şey söyleyeyim. Şu anda özel televizyonlardaki dizilerin %70'inin tabii ona gelecek Susurluk dünyasını şey yapan, idealize eden ya da şey yapan diziler olduğunu da görmek lazım. Bu da bir politik sonuç. Kesinlikle öyle. Oradan az önce Burak'ın söylediği bu mafyamızın milliyetçi olduğuna dair bir şey söyledi. O da tam tersi bir durumu. Yani mafya alanı milliyetçilere taşere edilmiş vaziyette olduğu için mafyamız böyle. Ve yani milliyetçi olmadan mafya olamazsınız Türkiye'de. Çünkü o işleri, o kanunsuz işleri ancak bir şey adına yapıyor olmanız lazım. Ayrıca insan kaynağında bulabileceğiniz çeşitli alanlar oradan çıkar gelir. Dolayısıyla Susurluk kazasının ortaya çıkardığı şey, yani biz manzara ve sonra yarattığı süreçler MHP'yi de çok ciddi anlamda dönüştürmüştür bu arada, Susurluk sonrasındaki mesele. Şimdi de benzer bir yerdeyiz. Bize devletin artık böyle bir şey olduğu, siyasetin en tepesinin, ki o zaman MHP muhalefette bile değildi. Yani MHP işin kıyısında, kenarında bir yerlerdeydi. Buna rağmen birden merkeze taşınmıştı ve işte şey, arabanın içerisindeki diğer insanlar üzerinden işte devlet, bir iktidarda olan, uzun süre iktidarda kalmış bir parti, bir merkez parti vesaire falan arasındaki ilişkiler fahş olmuştu ve bize denmişti ki evet bu var. Bu var ne demek? Beğensen de var, beğenmesen de var ve bu olacak. Niye? Çünkü kurşun atan da, işte yiyen de şerefli insanlar, değil mi? Tansu Çiller öyle söylemişti. Şimdi farkı olan galiba kurşun yiyenin bir şekilde dışlanmaya çalışılması, ama başka bir şeyler var. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Bu gazeteciliğin 5 sorusu var ya, işte 5 ne 1 K sorusu. Onun üzerinden giden bir hat çalışmaya çalıştım burada anlatmak için. Bir tanesi kim sorusu, yani Sinan Ateş'in kim olduğu sorusu. Ülke Ocakları genel başkanlarından biri, en kısa dönem Ülke Ocakları genel başkanlığı yapmış biri. Gazeteci Yavuz Selim Demirer Sinan Ateş'in Ülke Ocakları genel başkanlığından gönderilmesine, alınmasına Devlet Bahçeli tarafından bir hikayeye bağlıyor. Diyor ki işte şey yaptı,
Devlet Bahçeli hastaydı o esnada. İşte kalbinde bir sorun var galiba. Ne olacak MHP'nin geleceği diye düşündü ve bunu tartışmaya açtı. O da çıkışta bu kulağına gidince Sinan Ateş'i gönderdi. Bana çok mantıklı geliyor bu şey, bu başlangıç, gerginliğin bu başlangıcı. Çünkü Ülke Ocakları ile MHP arasındaki ilişki pek de dışarıdan göründüğü gibi bir ilişki değil. Bunu şeye benzetebiliriz. Türkeş hayattayken en azından öyleydi. Şimdi baba öldü, öyle söyleyeceğim. Bir babanın bir büyük bir küçük oğlu var. Ülke Ocakları küçük oğlu, ocak mirası onun, hani Türk töresinde vardır ya şey, ocak mirası en küçük çocuğundur, en büyük işte asker edilir, gönderilir, dolayısıyla onun hayatından vazgeçilmiştir vesaire falan. Ülke Ocakları ile MHP arasında sürekli olarak bir gerilim vardır zaten. Ülke Ocakları'nın MHP içerisindeki bazı insanlarla araları iyidir. Türkeş hayattayken Türkeş'in iki oğlu gibiydi MHP ve Ülke Ocakları ve Ülke Ocakları Türkeş orada olduğu için MHP ile daha ne diyeyim, babacıl bir bağ içerisindeydi. Ama Devlet Bahçeli böyle bir ilişki hiçbir zaman geliştiremedi. Hani bir zaman insanların ay ne güzel şeyler yapıyor Devlet Bahçeli diye anlattığı şeyler vardı. İşte sokaktan çekti, beyaz çorabı yasakladı, işte sarımsak yedirmiyor bilmem ne vesaire falan. Ülke Ocakları'nı sokağa çıkarmıyor, bilgisayara bakın vesaire falan diyor. Bütün bu girişimler esasında Devlet Bahçeli'nin kendisi için ileride bir sorun teşkil edeceğini gayet doğru bir tahminle tahmin ettiği, doğru bir şekilde tahmin ettiği Ülke Ocakları'nın alanını sınırlama girişimiydi. Bundan ne zaman vazgeçti Devlet Bahçeli? Dikkatinizi çekiyorum. Şeye de dikkatinizi çekiyorum. Devlet Bahçeli 2013'te Gezi civarında vekillerini dolayısıyla aslında kendi şeyin yani MHP'lileri dolayısıyla Ülke Ocakları'nı Gezi Parkı'na şey yapan, gönderen, açıklamayı yapan tek siyasi parti. Yani o esnadaki siyasi partiler arasında başka bu şekilde bir açıklama, Gezi Parkı'na insan gönderen bir açıklama yok. Dolayısıyla şey değil, ne derler onun adına, muhalefetteyken bu ilişkiyi kontrol edebiliyordu. Ülke Ocakları'nı kontrol edebiliyordu, alanı daraltabiliyordu, yeni bir şekilde yeni yönlere yönlendirebiliyordu falan. Ama iktidardayken, iktidar ortağıyken ve iktidarın ona, iktidar ortağı olmanın ona sağladığı güçleri üleştirirken, paylaştırırken MHP'yi oluşturan güç çevreleri arasında aynı beceriyi bence sağlayamıyor. Dolayısıyla şeyin Sinan Ateş'in çıkıp 2019'da Devlet Bahçeli'den sonra MHP'nin başına kim geçecek tartışması yapması kadar doğal bir şey yok. Çünkü ne olacak bundan sonra? Aynı zamanda bu Ülke Ocakları ile MHP arasındaki gerilimin bundan sonra nasıl devam edeceğine dair bir şey. Dediğim gibi o pek de öyle birbirine bayılan kardeşler arası bir ilişki değildir çünkü. Hiçbir zaman öyle olmadı. Ve bunun böyle Sinan Ateş'in dışlanmasıyla, hain ilan edilmesiyle vesaire falan sonuçlanması o kadar da tesadüfi şeyler değiller. Nitekim şey işte bunu biraz İYİP'in oluşma sürecine benzetebiliriz diyeyim. Gelmekte olan bir muhalefeti, kendisine örgüt içerisinden, camia içerisinden gelmekte olan bir muhalefeti şey yaptı. Şunu da hatırlatırım, eski Ülke Ocakları başkanlarından MHP içerisinde siyaset yapmasına izin verilen tek bir kişi bile yok yaşayanlar arasında. Bir tek galiba Sinan Ateş'ten hemen önceki ismi Olcay, soyadını şimdi geçiyorum. Olcay Kılavuz. Onun da bütün bu hikayedeki rolü belli. Zannediyorum bu bile Ülke Ocakları ile MHP arasındaki ilişkinin dışarıdan göründüğü gibi bir ilişki olmadığını, hatta şöyle söyleyeyim, Kürşat Yılmaz gibi isimlerin bu konu hakkında açıklama yapma, müdahalede bulunma. Çünkü Kürşat Yılmaz'ın açıklaması herhangi bir açıklama değil. Müdahalede bulunuyor. Aman ha diyor. Yani bizim bildiğimiz bazı şeyler olabilir, sonradan utanabilirsiniz. Şimdi işte öldürülmüş birinin, cinayete uğramış birinin, cinayete kurban edilmiş birinin acısıyla söylediğiniz şeyler ileride başınıza bela olabilir demeye çalışıyor bence Kürşat Yılmaz. Bütün bunları bence Ülke Ocakları ile MHP arasındaki ilişki ve gerilimle açıklamak mümkün. Dolayısıyla bu Susurluk kazası gibi, tam da Susurluk kazası gibi hem bu ilişkinin niteliğini hem bu ilişkinin nasıl bir dönüşüm geçirmekte olduğunu ortaya koyan bir şey. İkincisi
mevzunun nasıl geliştiği, hepsini devam edemeyeceğim anladığım kadarıyla, çok uzattım, bir iki tanesinde kalayım, hepsini anlatmayayım. Mevzunun nasıl geliştiği, bir de Ülke Ocakları'nın hem Ülke Ocakları'nın hem MHP'nin devletle olan ilişkisi var. Şimdi konuşmuyor, işte Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı vesaire falan konuyla ilgili bir şey söylememeye çalışıyorlar. Tamam, eyvallah. Ama bence emniyet konuşuyor. Çünkü işte gözaltılar alınıyor. Israrlı gözaltı var. Mesela işte o Olcay Kılavuz'un evinde galiba bulunan, onun savcılıkta ifade vermeden önce oradan aldığı, geri götürdüğü birinin tekrar gözaltına alınması gibi meseleler var. Kimden duyduğumu hatırlamıyorum. 3 gündür bu olayı takip ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi, galiba Timur Soykan'dı. Sinan Ateş'in Ankara Emniyet Müdürü'yle yürüyüş arkadaşı olduğunu, işte birbirlerini gayet yakından tanıdıklarını falan söylüyor. Bir başka gazeteci Ankara Emniyetindeki ya da bütün emniyet teşkilatındaki ülkücülerin bir kısmının bu işin ortaya çıkarılması için uğraştıklarını söylüyor. Tıpkı İstiklal Caddesi'ndeki patlamada olduğu gibi burada da tesadüf ediyoruz. Yani ortaya çıkan manzara bize şunu gösteriyor. Bir taraf bunun siyasallaşmasını, kamulaşmasını, burada bu soruşturmanın sonuçlarının kamulaşmasını isterken, diğer taraf sessizlikle esasında buna direniyor ve kontrol etmeye çalışıyor. Dolayısıyla biz yalnızca dışarıdaki ülkücülerin değil, işte 5-6 ayrı yerde siyaset yapıyor ülkücüler şu anda. Yani CHP'nin içerisinde, MHP dışında, CHP'de siyaset yapan Ülke Ocakları Başkanı var. Alaaddin Aldemir var mesela ve başkaları da olacak gibi görünüyor. Remzi Çayır'ın işte kendi partisini kurdu galiba. Zafer Partisi'nde var, Gelecek'te var, İYİP'te zaten var. Dolayısıyla siyasetin pek çok alanındalar, bürokrasinin de pek çok alanındalar ve ülkücüler birbirleriyle hemfikir değiller. Bir parçalanmadan değil, zaten gerçekleşmiş bir parçalanmanın ortaya koyduğu bir çatışmanın artık ayyuka çıkmasından, ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla meselenin nasıl kotarıldığı, soruşturmanın nasıl yürütüldüğü, kimler tarafından yürütüldüğü, kimin ne zaman sustuğu ya da konuştuğu bize ülkücü hareket denilen hareketin hem siyaset içerisinde hem devlet içerisinde parçalanmışlığının, daha doğrusu hem siyasette hem devlet içerisinde ne tür sonuçları olduğunu da gösteriyor. Benim dikkat çekmek istediğim başka bir mevzu daha var izninizle. O da cinayete karışan isimlerden birinin, Hasan Çep galiba, soyadından eminim, isminden emin değilim. Bu grip benim hafızamı gerçekten mahvetti, uzun sürdü de biraz. Hasan Ferit Gedik cinayetini, Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik cinayetinde işleyenlerden biri olarak bulunması, sonra işte Gürcistan'a kaçması hakkındaki 35 yıl cezadan sonra, kesinleşmiş 35 yıl cezadan sonra, bir iki yıl önce anladığım kadarıyla buraya gelmesi falan. Şimdi Sinan Ateş cinayetinin bir parçasının, ya yani önemli bir parçasının bir para meselesi, Mersin'de yaşanan bir para meselesi olduğu bir taraftan söyleniyor. Bu para meselesinin doğrudan doğruya MHP içerisinde bir takım insanlar, MHP'nin ileri gelenleri tarafından çözülmeye kalkışılması, ama sonuçta bu çözümün de bir uyuşturucu çetesine taşere edilmesi gibi bir kurgu çıkıyor karşımıza. Yani anlatılanlar bize bunu gösteriyor. Şimdi ben Gülen Su neresi diye bakıyorum. Daha büyük bir şey var çünkü ortada. Elbette bu cinayetin siyasi sonuçları var, ama bu siyasetin de bir takım toplumsal manipülasyonları var, ekonomik manipülasyonları var. O tarafına da dikkatinizi çekmek istiyorum. Gülen Su aşağı yukarı 2006 yılından beri, yani TOKİ kendisini böyle reforme edip şehirlerin hakimi ilan ettiğinden beri bir kentsel dönüşüm mahallesi. Kentsel dönüşüm mahalleleri önce kriminalize edip, yani oradaki insanlar hem damgalanıp hem orada, İşte bu çeteler vesaire falan, onların müdahaleleri yüzünden orada yaşayamaz hale getirilip, oranın işte yeniden
nezih bir şey olarak beton tarlası olarak yeniden inşa edilmesiyle ilgili bir şey. Şimdi bir cinayetten bahsediyoruz. Bu cinayetin bir şekilde taşere edildiği, işte kazara da olsa güya ayağına sıkmak istiyorlarmış da düşünce başına gelmiş, boynuna gelmiş vesaire falan diyorlar ya, böyle bile olsa şeyinin örgütlenmesi, cinayetin örgütlenme sürecinde ki aktörlerin, yani taşere edildiği aktörlerin hangi kaynaktan beslendiğine bakıyoruz. Dolayısıyla bu yalnızca ülkücü hareketin nerede ne yaptığı, hangi siyasi şeylerle, angajmanlarla, hangi işlere ya da devlet içerisindeki hangi angajmanlarla, hangi işlere soyunduğundan biraz daha farklı bir şey. Bir de devletin ekonomik operasyonlarında başa dönüyoruz, mafyamızın milliyetçi olması hikayesine dönüyoruz. Devletin ekonomik operasyonlarında ahaliyle kurduğu ilişkinin kendisine direnen, kendisiyle hemfikir olmayan, hayatını başka türlü düzenlemek isteyen Gülsü Gülensu'da olan buydu. Ahaliyle kurduğu ilişkiyi de sorgulamak gereken bir şey. Kentsel dönüşüm derken, hani kentsel dönüşümün hikayesinden bahsederken biz yalnızca şeyden bahsetmiyoruz, çünkü işte bir takım eski mahallelerin, gecekondu mahallelerinin yıkılıp yerine bir takım blokların, zenginlerin oturacağı ve insanları zenginleştiren blokların şey yapıldığı, inşa edildiği bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı zamanda yeni ekonomik aktörlerin, yeni siyasi aktörlerin üretilmesi sürecinden bahsediyoruz. Burada da Hasan Ferit Gedik cinayetiyle Sinan Ateş cinayeti arasındaki bağlantı, bu ilişkinin ne kadar böyle derinden derinden ve aslında aynı zamanda tepeden kurgulandığını ve finanse edildiğini gösteriyor bence. Gülsü Gülensu da yapamadılar bunu, çünkü Gülsü Gülensu Mahallesi bir işçi mahallesi, sosyalist bir mahalle, bir Alevi mahallesi. Dolayısıyla örgütlüler, birbirleriyle dayanışma içerisindeler vesaire falan. Dolayısıyla Gülsü Gülensu'yu yıkamadılar ama yıkabildikleri bir sürü mahallede bu düzenek işledi ve böyle işledi. Türkiye'deki şu anda o uyuşturucu çılgınlığı, özellikle meth çılgınlığı vesaire falanına bakarken bence kentsel dönüşüme de bakmamız gerektiğini başka bir yerden söyledi ve bu hikayenin sonucunun nereye bağlandığını. Ez cümle söylediğim şu, bu cinayet böyle para için bile işlenmiş olsa hem işlenme süreci dolayısıyla hem de sonuçları dolayısıyla yalnızca siyasi değil, toplumsal bir takım çürüme mekanizmalarının nasıl siyaset tarafından, iktidardaki siyasi partiler tarafından bizatihi örgütlendiğini ortaya koyan bir cinayet. Bu yönüyle Susurluk'a çok benziyor. Çünkü Susurluk'ta bir takım o çürük mekanizmaların devlet tarafından nasıl kotarıldığını, nasıl işte kurşun atan da kurşun yiyen de şereflidir vesaire falan denilerek bir de üstelik koruma altına alındığını göstermişti. Şimdi bana küçücük, yani o kadarını da söyleyeyim, küçücük umut veren bir şey de ülkücü hareketin siyaset ve bürokrasi içerisindeki parçalanmış görüntüsü nedeniyle, parçalanmış olması nedeniyle birinin çıkarının ya da arzusunun diğerininkiyle çeliştiği bir ortamda bizim belki de bunu böylece kabul etmemiz, belki de bize bunu böylece kabul etmemizi söyleyenlerin arzularından başka bir şey gerçekleştirebilecek olmamız. Yani bir şekilde bu ortaya çıkacak gibi görünüyor. Şeyler sorunlar cezalandırılır şimdi ya da cezalandırılmaz, o ayrı bir şey. Ailenin hikayenin anlatılmasını istemediği bir bölümü olabilir, o ayrı bir şey. Ama belli ki biz bunun efsafını, bu cinayetin efsafını öğreneceğiz ve bu cinayetin efsafı siyasetin şu son 20 yıldır, aslında daha uzun zamandır nasıl işlediği konusunda biraz fikir sahibi olmamızı gerektirecek. Olur da şey değişirse, iktidar değişirse zannediyorum ki uyanık olacağımız konulardan bir tanesi de bu ve benzeri hikayeler olacak. Bu da küçük bir umut ışığı olarak orada dursun. Ama dediğim gibi sonuçta bu siyasi bir cinayet, siyasi amaçlarla işlenmiş bir cinayet olmasa da hem siyasi hem toplumsal
krizin boyutlarını, çürümenin boyutlarını ortaya koyan, faillerini gösteren en önemlisi. Yani bu cinayet bize yalnızca cinayetin faillerini değil, onları takip ettiğimizde içinde yaşadığımız siyasi ve toplumsal çürümenin faillerini, gayet niyetlenilmiş toplumsal çürümenin faillerini gösteren bir büyük vaka. Ayşe, teşekkürler. Şimdi ikinci turda başka bir konuya geçelim. Altılı Masa'yı çok konuştuk, çok ettik. Yarın 10. toplantısını Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapacaklar. Ama burada bir ayrıntı, ilginç bir ayrıntı var. Burak Bilgehan Özpekin de aralarında olduğu bir grup siyaset bilimci bir açık mektup yayınladı. Altılı Masa katılımcılarına, yani şeylerine, parti liderlerine yönelik ve 6 soru var. Onunla sınırlı, biraz mümkün olduğu kadar hızlı yapabilirsek, ne kadar hızlı yapabilirsek o kadar iyi olur. Burak, senle başlayalım. Neden böyle bir şey kaleme alındı? Buna bu soruları kısaca özetleyebilirsin bize. Bir de buradan nasıl bir şey bekliyor imza atan, senin de dahil olduğun siyaset bilimciler? Evet, bu metni kaleme aldık çünkü siyasi bir mekanizma olabildiğince siyaset dışı bir terminolojiyle konuşuluyor ve toplumu heyecanlandırmayan bir tarafı olduğu gibi siyaset bilimcilerin de aslında kafasındaki soru işaretleri gidermekte çok başarısız. Bunu söylemek lazım. Genel itibariyle demokratikleşme, otoriterleşme çalışan, siyasal kurumlar çalışan akademisyenlerin imza attığı bir bildiri oldu bu. Ve Altılı Masa'ya kendisini bir sene geçmesine rağmen halen daha izah edemediğini, usullerini, amaçlarını, yöntemlerini bir türlü izah edemediğini söylüyor aslında. Yani soru sorarak bunu söylüyor. Çünkü cevabı aranan sorular Altılı Masa'nın karar alma süreçleriyle alakalı bir netleşme talep ediyor. Öncelikli olarak mektup Ruşen abi bir ittifak fikrine karşı olmadığını belirterek başlıyor. Yani muhalif gruplar arasında bir ittifakın olması gerektiğini, otoriterleşmeye karşı ortak bir cephe kurmanın çok mantıklı olduğunu söylüyor. Ancak ortak bir muhalefet fikrinin kendiliğinden başarı getirmeyeceğini, bunun doğru bir siyasi projeyle, doğru bir siyasi modelle ortaya çıkması gerektiğini belirtiyor ve bazı sorular soruyor. Birinci soru tabii ki bu kadar baskın ve baskıcı bir hükümete karşı ortak aday konusu ne zaman ilan edilecek ve eğer bu konuda bir görüş birliği sağlanmazsa aday seçme yöntemi ne olacak? Yani bu bizimle paylaşılmış bir yöntem değil, halen daha tartışılıyor. Geçtiğimiz hafta bile Kemal Bey'in yanılmıyorsam açıklaması vardı. Adayın oy birliğiyle mi, oy çokluğuyla mı seçileceği belli değil diye. Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması var. Ortak aday mı olacak, çoklu aday mı olacak? Bu belli değil. Şimdi dolayısıyla masada nasıl bir sonuç çıkacak bunu bilmiyoruz. Mesela Ali Babacan'ın çok absürt bir açıklaması var. Papalık seçimine benzetiyor. İşte beyaz duman çıkacak, hepimiz getireceğiz. Yani şimdi papalık zaten kazanılmış bir seçim yani. Papa oluyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani kazanan kişi o kurumun başına geçiyor zaten. Şimdi bizim başkan adayından beklediğimiz şey hali hazırda kazanılmış bir seçimin başına geçmesi değil. Şimdi orada biraz Etyen Mahçupyan'ın ve benzeri aydınların seçimi hali hazırda kazanılmış muamelesi yapmış olması çok etkili oldu bu görüşlerde. Yani sanki seçim kazanıldı, bütün işler bitti ve biz kimin yöneteceğini seçeceğiz. Evet, bu papalık seçimine benzeyebilir fakat başkan adayının kendisi bizzat seçimin kaderini etkileyecek bir olgu olduğu için bu konuda sürecin nasıl işleyeceğine dair en azından Altılı Masa'dan bir görüş talep ediyoruz. Eğer oy birliğine varılmazsa, eğer ortak bir aday olmazsa ne olacak? Ve masa tıkanırsa tıkanıklık nasıl aşılacak? Yani bu konuyu bir siyaset bilimcinin sorması gerekiyor. Hepimizin sorması gerekiyor vatandaş olarak. İkincisi Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ve kayyum atanması İstanbul Belediyesi'ne. Buna karşı Altılı Masa'nın alacağı pozisyonun önemli olduğunu düşünüyor akademisyenler. Ve Altılı Masa'nın bu tip müdahalelere karşı kararlarının etkili olabileceği
düşüncesinde. Mesela İmamoğlu'nun adaylık statüsü alıp almaması aslında bu işin gidişatını etkileyecek. Veyahut bu eylemler Ekrem İmamoğlu'nun adaylık statüsü alıp almamasına etkiliyor. İşte Cuma günü Temel Karamollaoğlu'nun mülakatını hepimiz okumuşuzdur. O işte siyasi yasaklı hale gelmiş birisinin artık başka adayı olamayacağını falan söylüyor. Halbuki otoriter yönetimlere karşı aslında yaratıcı olmak ve otoriter yönetime maliyetler yüklemek en mantıklı çözüm. Yani Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmak ve aday olan birisine siyasi yasak getirilmesiyle henüz aday olmamış, masaya ismi önerilecek birisine siyasi yasak getirilmesi aynı maliyetler üretmiyor hükümet açısından. Yani bu Ekrem Bey aday olsun olmasın meselesinin dışında bir şey. Bunları düşünmek gerekiyor. Ve Altılı Masa'nın buna karşı stratejisi nedir? Mesela Saraçhane mitingi bir gün sonra oldu. Aynı gün yapılan çağrılar anlıyoruz ki cevapsız kalmış. Kemal Bey Almanya'daydı. Deva ve Gelecek partileri programlarını bozmamışlar. Sadece Akşener gitti. Şimdi benzer bir durumda koordinasyon nasıl sağlanacak? Nasıl tepki verilecek? Bunların netleşmesi gerekiyor. Üçüncüsü milletvekilliği seçimini çok önemsiyor bildiri. Meclis çoğunluğunu mutlaka alınması gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanında bu seçim için özel bir gayret sarf edilip edilmeyeceğini soruyor. Yani partiler parlamento seçimlerine ortak bir listeyle mi girecek yoksa birbirleriyle rekabet mi edecekler? Ortak liste çok önemli. Herkesin kazandığı bir durum ortaya çıkartır. Yani yeni seçim yasası bunu biraz da mecbur kılıyor. Hiç oy kaybetmeden muhalefetin aslında bütün oyları kapsayacak şekilde seçime girmesi gerekiyor. Ama bu ortak liste mi yoksa ayrı aday mı meselesi bile netleşmiş değil. 8 ayrı senaryodan bahsediliyor. İşte çalışma gruplarından bahsediliyor ama bu çok netleşmedi. Çünkü yani bu da 4. soruyla biraz alakalı. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir gazetecinin söylediği gibi işte bu küçük partilerin CHP listelerinden 40 ilde aday yapılması meselesi. Bu azımsanacak bir mesele değil. Çünkü yani bu partiler ittifaka alındıkları zaman onların belli bir oyu AKP'den kopartıp geleceği hesap ediliyordu. Dolayısıyla hem AKP'den eksilten hem muhalefete ekleyen bir tarafları olduğu düşünülerek çok mantıklı bir durumdu. Ama bir sene geçtikten sonra bu partilerin aslında oylarını iyice düşürdüklerini gördük. Yani şu anda bazı anket firmalarına göre, muteber anket firmalarına göre bu üç partinin toplamı %2'nin altında. Dolayısıyla onlar AKP'den oy getirip muhalefete katkı sağlayacağına, muhalefetin oyuyla meclise girme imkanına sahip olacaklar. Bu sayı çok önemli. Yani ortak aday listelerinde kaç kontenjan alınacakları çok önemli. Çünkü daha önce de bu programda konuşmuştuk. Bu partiler eğer altılı masa mekanizması devam edecekse ki böyle öngörüyorlar, bir hükümet programı yazıyorlar ve yeni seçilen yönetimde de hak sahibi olabileceklerini düşünüyorlar. Anayasal olarak bunun tek yolu mecliste varlık sahibi olmaları. Yani yürütme erkini denetlemek için ayrı bir altılı masa mekanizması ihdas edemezsiniz. Anayasaya aykırı bir durum. Ya suç aslında baktığımız zaman. Dolayısıyla meclisteki varlıklarının temin edilmesi gerekiyor. Meclisteki varlıklarının temin edilmesi için de parlamentoda olmak için DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin hangi parti listesinden meclise gireceği önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi listesinden mi girecek yoksa İYİ Parti listesinden mi girecek? Bu şu açıdan önemli. Eğer bu partilerin yönetici seçkin sınıfının mecliste olması, milletvekili olması yani siyasi olarak bir kazanım elde etmesi başka bir parti liderinin lütfuna bağlıysa bu onların altılı masadaki objektifliğini nasıl etkileyecek? Yani bu benim birkaç hafta önce Medyascope'a yazdığım acaba altılı masa mı var, ikili masa mı var sorusunun cevabı aynı zamanda. Yani altılı masa aslında iki parti müzakerelerini daha estetik, daha karmaşık hale getiren bir illüzyon mu sorusuna aslında bir tekrar sorulması. Karar alma usulünü tekrar soruyor. Bir tıkanma olabilir, oy birliği mi yoksa oy çokluğu mu? Nasıl hareket edilecek? Onu açıklamasını istiyor. Son soruda altılı masa liderlerinin omuzlarında büyük bir yük var. Bu insanlar karar alacak ama bu insanların aldığı kararın bedelini, maliyetini biz ödeyeceğiz. Mesela ben işimi kaybedebilirim. Medyascope mesela zorlanabilir. Soruşturma geçirebilir. Sivil toplum kuruluşları baskı altında olabilir. Vatandaşlar daha kötü ekonomik koşullar altında yaşayabilirler. Yani bu alınan kararın bir maliyeti var. Ve bu maliyeti insanlar çekecek. Muhalefetteki insanlar. Ama bunun mesela riskli bir kararlar alma eğiliminde olan bir altılı masa liderleri. Çok seçkinci bir yapı çünkü. Birkaç yol söylemesi lazım. Ya bu riski paylaştırım, bu riskli kararın maliyetini
Eğer biz çekeceksek bu riskli kararın ya paydaşlarını genişletecekler. Yani yöntem olarak bize şunu söyleyecekler. Anketlere baktık veya ön yoklama yaptırdık veya tabanlarımıza sorduk gibi bir şey yapacaklar. Aynı işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da İngiltere'de olduğu gibi, yani halkın aday sürecine aktif katılımı bir şekilde sağlanacak çeşitli yöntemlerle. Eğer bunu istemiyorlarsa, yani anketleri falan reddediyorlarsa, tamamen 6 kişinin kendi arasında verdiği bir karar. Dolayısıyla bu riskli kararı 6 kişi alıyor ama maliyetlerini toplum üstleniyorsa 6 kişinin karar sonucunda oluşabilecek başarısızlıktan dolayı bir maliyet üstlenmesi gerekiyor. Bu maliyetin ne olabileceği tabii farklı şekiller alabilir ama en azından parti liderlerinin aldıkları kararın maliyetini üstlenmeleri gerekiyor. Mesela biz şu anda muhalif olarak risk alıyoruz baktığınız zaman. Birçok akademisyen, birçok gazeteci risk alıyor ve bizim milletvekili olma gibi bir isteğimiz yok. Böyle bir durumumuz da yok. Dokunulmazlığımız da yok. Ve çok savunmasız insanlar olarak yıllardır burada konuşuyoruz. Bir şeyler eleştiriyoruz, bir şeyler söylüyoruz. Ve en netameli konularda bile, yani milli güvenlikle alakalı konularda bile itirazımızı dile getiriyoruz. Bu hükümet olduğu için risk altındayız. Ama bu kararı alan insanlar ve kadrolar aslında bir risk altında değiller. Yani onlar dokunulmazlık zırhıyla devam edecekler. O yüzden onların kaybedilmesi durumunda nasıl bir maliyet ödeyeceklerini de merak ediyor bu bildiriye imza atanlar. Bu kadar. Evet Kemal, senle devam edelim. Bildiriyi okudun. Oradaki hususları zaten birçoğunu daha önce de konuşmuştuk. Ama yarınki toplantıyı da ve bundan sonrakileri de düşünerek en gözde konumuz olan altılı masa hakkında ne diyorsun? Ya şimdi hani Medyascope'un izleyicileri, bu hatta adını koyalımın izleyicileri bile bu bildirideki soru başlıklarına çok yabancı değiller diye tahmin ediyorum. Medyascope'un birkaç tane yorumcusu burada imza sahibi. Ayrıca metindeki temel sorularla ilgili de daha önce benim gibi muhtemelen izleyicilerin de çok tanıdık oldukları bir takım soru kalıpları var. O konuda bir şey yok. En azından bir sürpriz yok. Bu bizim yayınları izleyen, Medyascope izleyenler açısından. Ama ben işin bir teknik tarafı, genel olarak bu imza meseleleri, açık mektuplar şeyi, bir takım uzmanlık alanlarının kendi faaliyet konularıyla ilgili. Mesela işte diplomatların bir dış politika meselesinde, ekonomistlerin bir önemli ekonomik kararda, yargı mensuplarının bir mahkeme kararı hakkında bir teknik değerlendirme, bir ortak görüş, bir eğilim ifade etme ihtiyaçlarını anlarım. Ama genel olarak bu imza ve açık mektup meselelerinin biraz problemli olduğunu düşünen insanlardan biriyim. Şu nedenle bu biraz hani neden sizin düşündükleriniz diğer herkesin düşündüğünden önemli sorusunu her zaman akla getirir. Yani çünkü şimdi en sondan başlayacağım, son soru. Yani bu bedel meselesi. Burak işte hani herkes bir risk altında, siyasiler de bunu daha somut, o bedelin adını koyarak, yani bu hep yaptıkları gibi, şu olmazsa istifa edeceğim, bu olmazsa siyaseti bırakacağım falan gibi bir şey demelerine en fazla gidecek bir talep ortaya koyup bir tür denklik kurulmasını istiyor ama denklik burada kurulmuyor. Aslında bütün siyasi partiler ve siyasi liderler zaten siyasetin kendi gereği ölçüsünde bir riskin içerisine giriyorlar ve o riskle ilgili bir bedel varsa, bu bedeli ödetme dinamiği işliyorsa o bedeli öderler. Yoksa bunu söyledikleri için, bunu taahhüt ettikleri için oluşacak bedelin bugünün sonucunu değiştiren bir karşılığı da yok. Yani şöyle dese birileri ne olacak ki, binlerce örneğini duydum. Bu olmazsa kalıbımı basarım ki ben siyaseti bırakırım, ben bilmem ne yaparım filan gibi bir şey. Sondan başlarsam bunun ben
siyaset bilimciler iddiasındaki bir soru olarak biraz yadırgadığımı bu anlamda söylüyorum. Diğer yani kısmı, maliyet üstlenmesi kararı daha rasyonel ve ihtiyatlı vermesini gerektirmez mi Kemal abi? Ama yani şimdi bedel zaten siyaseten, siyaset bilimi şunu söylüyor. Yanlış karar alan siyasiler bunun siyasi bedellerini öderler. Bunun ayrıca ya ben 100 bin dolar koyuyorum falan mı diyecek? Yani ben anlamıyorum şeyi. Hayır. Orada tek bir iktidar yapısı olarak düşünürseniz siyasi bedel makro iktidarı kaybetmek. Ama bununla birlikte mikro iktidar alanları var. Bunlar korunaklı alanlar. Yani tamam, Burak diyor ki onlar yine milletvekili maaşlarını alacaklar vesaire yapacaklar. Olan sana bana olacak diyor. Bu hayır, karikatürler var ya öyle. Ben şu pratik sonucu anlamıyorum. Ben milletvekili seçilmeyeceğim ya da seçilirsem istifa edeceğim demesinin şu anda risk olarak gördüğümüz soruna faydasını anlamış değilim. Ne yapacak yani bundan kaçınarak bu riskli hamleden atıyorum istifa etme riski dolayısıyla kaçınacak mı onu anlamıyorum. Faydayı, pratik faydayı anlamıyorum. Ya başka insanların oyu ve başka insanların parası çok kolay harcanır Kemal abi. Tabii ki öyle ama yani böyle. Tabii ama bu bedel taahhütle belirlenen bir şey değil. Neyse ben yani bunu hakikaten çok anladığımı söyleyemem. Yani burada verilmiş bir sözün de bir karşılığı olduğunu. Çünkü daha önceki şeyler daha rasyonel gerekçelere bağlanabilecek cevap aranan sorular diğerleri. Yani nasıl bir yöntemle yapmayı düşünüyorsunuz? Şu olursa bu ne olacak? Falan bunların bir anlamı var ama sonuncu son derece sübjektif. Bize garanti verin şeyi yaratan ve o garantinin de çok bir anlamı olmadığı bir şey gibi duruyor bana. Neyse bu çok uzun bir tartışma konusu olacak bir mevzu değil. Ama ben asıl olarak şundan biraz yorulmaya başladım. Şimdi altılı masayı çok konuşan bir ekibiz ve altılı masanın problemleri üzerine çok konuştuğumuz için muhalefetin çeşitli kesimlerinden eleştiriden daha sert karşılıklar da görmüş insanlarız. Evet, çok ciddi sorunları var. Burada soru olarak sorulan başlıkların içerisinde de bunların bir kısmı var. Ama açıkçası bu etrafından dolaşmak, karnından konuşmak, tam olarak bir şeylere cevap vermemek kısmının itirazlar ve sorular konusunda da aslında artık biraz fazla olmaya başladığını düşünüyorum. Yani mesela hani şey daha açık ve anlaşılır bir şey. Ya biz şu süreçte şöyle bir aday meselesinin şu yöntemle yürütülmesini, eğer bunu bilimsel sınırda kalacaklarsa siyaset biliminin gerekleri itibariyle de ortaya koyabilirler ya da bireysel tercihleri olarak da ortaya koyabilirler. Böyle yapılması gerektiğini istiyoruz, böyle olması gerektiğini düşünüyoruz demekle itiraz etmek arasında şöyle bir sorun var. Yani Kılıçdaroğlu'na itiraz ediyor birileri. İşte Akşener itiraz ediyor. Buna şey var. Ama niye yani artık bu aşamaya gelinmişken, altılı masanın belirsizliği eleştirilirken mesela bu neden açıkça ifade edilmiyor? Niye buradaki, aslında buradaki bir takım insanlar, bu metnin altında imzası olan insanlar, Kılıçdaroğlu neden olmasın diye yazılar yazdılar. İmamoğlu neden olsun diye yazılar yazdılar. İmamoğlu neden olsun diye konuşmalar yaptılar. Şimdi artık bu açıklıkta konuşmanın zamanı değil mi? Eğer politik bir tavır, yani objektiflik sınırlarında kalan, bilimsel ya da jurnalistik bir temel soruyu soran bir tutumdan daha pozisyon alan, siyasi pozisyon talep eden ya da hatta daha ileri giderek bedel talep eden bir siyasi pozisyon anlıyorsa açıkçası burada daha net olunması gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu hayatta pek çok dünyadaki örnekte de biliriz. Amerikan örneğini verdin, Amerika başkanlık seçimlerini. Sanatçısından akademisyenine, gazetecinden bilmem nesine kadar daha ilk aşamadan itibaren ön seçim sürecinde kim kimi desteklediğini açıklar. Mesela bu İşte çok altılı masanın
belirsiz ve şeffaflıktan uzak tutumunu acaba herkes bir ölçüde paylaşıyor mu? Herkes mi bu şeffaflıktan uzak, pozisyonunu netleştirmeyen, biraz arada duruşları fazla mı kullanmayı istiyor diye düşünmeye başlıyor. Çünkü bunda da garip bir şey yok. Altılı masa gayet bazı şeyleri açıklıkla ortaya koysun. Hakikaten de koysun. Koymaması da büyük eleştiri konusu. İyi de buna eleştirenler de bunu ortaya koysun. Yani böyle genel tariflerle kimi neden desteklediklerini söylemeyen bir takım iddiaları çok fazla konuşmaya başlandığını ve bunun iddia edilen belirsizlik ve şeffaflıktan uzak ve pozisyonların netleşmediği hali bir parçasına dönüştüğünü düşünüyorum. Kimi destekleyelim Kemal abi? Kimi destekleyelim? Kim aday? Kemal işte Bey aday mı mesela? Yani burada Ekrem Bey aday mı? Ya kimi destekleyelim? İşte Ekrem Bey kendisinin desteklenmesini isterken Ekrem Bey'in de kendisinin adaylığını açıklamıyor olması gibi başka bir belirsizlik. Adaylar mı bu insanlar? Yani adaylar çık böyle bir mekanizma var mı? Böyle bir süreç var mı? Tam tersine altılı masa aday çıkmasın bir aday önemsiz diyen bir masa. Yani öyle bir şey söylüyorsun ki hani sanki adaylar var ve biz bunlar arasında işte laf kalabalığı yapıp birisini diğerine tercih ediyormuşuz gibi. Tam tersine adayların çıkmamasının sebebi altılı masanın adayı önemsizleştirmesi. Ve bunun da bir sebebi var aslında. Ya tamam, ben de bunun karşısında aday önerme, bunun cevabı aday önermekti. Neyse Ayşe yani, sen olaya el koy bunun, hadi. Bunun karşılığı bence aday önermektir. Yani şöyle bir şey, şimdi mesela şey örneğini verdin ya. Şöyle bir argüman işliyor. İmamoğlu'nun aday olmasını iktidar istemediği için onun kazanabilme ihtimali en yüksek aday olduğu argümanı güçlü biçimde kullanılıyor. Ama aslında yine senin verdiğin örnekte Temel Karamollaoğlu'nun söylediğini söyledin ama bu pek çok insan için kafada olan bir soru. Aynı argüman onun seçilme ya da aday yapılması riskini de besleyen bir şey. Yani böyle bir, şimdi bu pozisyonlar netleşmeyince bu aynı argüman, yani şu argüman, iktidar İmamoğlu'nun aday olmasını istemiyor argümanı hem İmamoğlu'nun aday olmasını bir zorunluluk haline getirecek bir argüman olarak da kullanılabilir bir şey. Biraz aslında sizin bu mektubun ima ettiği bir şey. Yani ya da senin yaratıcılık ve üretme açısından doğrudan söylemediğim bir şey. Ama aynı şekilde Temel Karamollaoğlu veya başka birinin verilerinin söyleyebileceği gibi ya adaysız kalınacak bir sürecin ve riskin gerekçesi olacak argüman da aynı argüman. Yani böyle bir şey var. Tabloyla karşı karşıya. Şimdi mesela şey, bu yaratıcılık ve motivasyon ve bunun yaratacağı imkan, yani siyasi yasağın yaratacağı mağduriyetten bir seçim dinamizmi üretme meselesinde şu problemi gözden kaçırmamak lazım. Temel seçmen motivasyonu açısından mağduriyet önemli bir dinamik olabilir. Ama mesela anketlerde bu mahkeme kararından sonra muhalefetin toplam oylarının ne kadar arttığına bir bakmak lazım. İmamoğlu'nun popülaritesinin ne kadar arttığından bağımsız olarak. Şunu anlamak için. İmamoğlu kararı muhalefet seçmeninin konsolide olmasına ve kararsız seçmenin bu haksızlığa karşı nasıl reaksiyon verdiğine göre biçimlenecek. Mesela bununla ilgili verilere henüz sahip değiliz. Şunu söylemek istiyorum. Burada ben şeyden yanayım. Herkesin, altılı masa aktörleri dahil, neye itiraz ettiklerini, neye desteklediklerini, neden neyi desteklediklerini söylemeye başlamalarıyla başlayacak bir şeffaflıktan bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman karşısında olanlar bunu görecekler, bununla ilgili kanaatlerini oluşturacaklar ve o zaman gerçek eğilimleri görebileceğiz. Senin söylediğin gibi şu anda mesela
aday, sen diyorsun ya, ben şimdi kimi desteklediğimi söyleyeyim, aday diye çıkmış biri yok. Aday diye çıkmış biri yokken hangi aday kazanabilir ölçüyoruz ama. Yani anladın mı, böyle bir ucube durum var. Yani ön seçim, senin örnek verdiğin demokratik süreçlerle ve şeffaflıkla belirlenmiş seçim kararlarının gerisinde çok önceden açıklanmış pozisyonların süreç içerisinde test edilerek varıldığı bir sonuç var. Şimdi mesela bunun için ne kadar bir süremiz var? Bizim adaylar açıklandıktan sonra büyük ihtimalle seçimde erkene gelirse ya sizin istediğiniz gibi ya da başka bir yöntemle, seçkinlerin yoluyla aday açıklandığı andan itibaren herhangi bir çevrenin, parti çevresinin ya da genel olarak seçmenin adayla ilgili fikir geliştirebilecek bir zamanı yok. Ya arkasına geçecek ya buna reaksiyon gösterecek. Şimdi buraya sıkıştırılmış durumdayız. Buraya sıkıştırılmasının nedeni sadece altılı masanın kapalı şeyiyle ilgili değil. Buraya yöneltilen eleştirilerin de aslında o açıklıktan uzak olması. Çünkü şunu biliyorum, yani neyse bunu girmeyeceğim, tamam. Yani muhalefet ettiğin konuyla sınırlandırılması meselesi biraz sorunlu bir mesele. Nasıl olsa daha çok konuşacağız seçime kadar masayı, şeyi. Ayşe, seninle noktalayalım. Ne diyorsun? Altılı masa, bizim masamız. Tam masada masaymış ha olayına giriyoruz ama... Valla ben önce şeyi merak ettim. Bu metnin yazılma sürecini merak ettim. Çünkü ortak metin yazmak kadar bela bir şey yok. Defalarca ortasında kalmış. Ortak metin yazma işinin ortasında kalmış. Sekreteryasını yapmış ve illallah demiş birisi olarak. Ortak metin yazmanın ne kadar zor olduğunu. Hele şeylerin metne imza atacakların... işte eğitimi vesaire falan filan, eğitim seviyesi vesaire yükseldikçe daha bile zorlaştığını ve mevzunun en sonunda hani en bir asgari müşterekte buluşmaktan ibaret kaldığını biliyorum. Dolayısıyla çok merak ettim Burak, ne kadar zamanda yazdın? Öyle oldu, çok zor, çok zor oldu. Tahmin ediyorum. Çok zor oldu çünkü her imzalamasını talep ettiğimiz kişi bir revizyon öneriyor. Yani akademisyenler böyle, yani hani tabii. Adres sorsan revize edip verecekler. Yani böyle. İnsanların metinlere imza atıp hapislere girdiği, işlerini kaybettiği bir ülkede yapılıyor böyle bir iş. Dolayısıyla fakat gene de tebrik etmeyeceğim. Çünkü ben uzun zamanda şöyle bir önerim vardı birkaç yıl önce. Demiştim ki biz metinleri artık hani ortak imzalı metinler falan yazıyoruz. Bunları artık iktidara yazmayalım. Çünkü iktidarı bir mecraya dönüştürüyoruz. Eleştirilerimizi de oraya yapmayalım. Çünkü iktidar gene bir mecraya, bir şey mevkiye dönüşüyor. Bizim muhatap aldığımız bir mevkiye dönüşüyor bunlar aracılığıyla. Buyurun şeye yazalım, muhalefete yazalım. Yani... Biz dilekçelerimizi muhalefete yazalım. Muhalefeti eleştiriyoruz. Niye eleştiriyoruz muhalefeti? Geleceğin iktidarı olarak gördüğümüz için esasında onları gelecekte iktidar yapacak şey bizim şu anda eleştirilerimizde bu tür metinlerde vesaire falan onları muhatap alıyor olmamız. Böylece iktidar bir tür bir hani şey ne diyeyim manevi iktidar alanına yerleşmiş oluyorlar böylece. Ama bundan vazgeçtim sonra çünkü çok alıngan bir şey altılı masa. En ufak bir eleştiriye vesaire falan kendilerini bir kurtarıcı olarak görüyorlar. Herkes çok çalışıyor. Oralardaki parti ayırmaksın söylüyorum. Oralardaki herkes çok çalışıyor, çok didiniyor. İşte aman Allah'ım neler neler göze alıyor ve bunlara rağmen her şeye rağmen muhalefet ediyor. Siyasi muhalefet ediyor. Kendini ortaya koyuyor. Biz de onların yaptıklarına razı olmuyoruz. Ne korkunç insanlarız, ne nankör insanlarız vesaire falan. Tam da iktidarın kendi kitlesine ve hepimize birden yaptığı suçlamanın aynısı. Dolayısıyla vazgeçtim ben muhalefeti şey yapan ortak metinler hikayesinden de vazgeçtim. Ama şunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Medyaskop'ta Alpan Telek ve Aydın Selcan son zamanda yaptılar. Daha evvel Metin Solmaz yazmıştı galiba bir şey. Altılı Masa'dan seçilmiş insanlara yönelik açık mektuplar. Onları bu defa teker teker mevzunun öznesi haline getiren mektuplar
önemli diye düşünmüştüm. Çünkü şöyle çok daha genel bir krizden bahsedeceğim. Şimdi Türkiye'de işte merkez sağın yerini gayet radikal uç bir sağ yapı, sağ zümre diyeyim, işte MHP ve AKP'den mürekkep, iki partiden mürekkep bir sağ zümre işgal etmiş vaziyette. Yani o ikisinin hele şöyle bir performanstan sonra toplamının %5'i geçmemesi lazım. Yani memleketi şu hale getirdikten sonra. Fakat siyasetin diğer tarafları kendilerini bir türlü toplayamadıkları, bir türlü bir ortak enerji üretip toplumla muhabbet içerisinde o enerjiyi oya bir siyasete, bir eylemliliğe dönüştüremedikleri için o gayet radikalleşmiş şey giderek devlet haline geliyor. Önümüzdeki seçimlerde eğer iktidar tarafı kazanırsa, yani MHP ve AKP'nin oluşturduğu kanat kazanırsa önümüzdeki seçimleri, bu bizim devletimiz olacak artık. Yani bundan sonra böyle, bundan sonra başka birileri gelip onların yerini alsa bile böyle olacak. Çünkü bunun ağırlığını, bunun bıraktığı izi temizlemek daha da büyük bir zorluk halini alacak. Dolayısıyla önümüzdeki seçim bir şekilde yalnızca şeyin değil, bizim iktidar kalsın mı kalmasın mı vesaire falan diye bir şey oyladığımız değil, aynı zamanda şu anda kendilerinin muhalefette olduğunu söyleyen ama toplam muhalefetin iktidarı konumundaki altılı masanın aktörlerinin de geleceğini belirleyecek. Yani sonuncu madde hakkında aslında bir şey söylüyorum. O öyle bir taahhütte bulunmalarına gerek yok. Ben hatta kazansalar bile birkaç yıl geçiş sürecinin sonrasına kalamayacaklarını, sadece şeylerin değil, aktörlerin değil, partilerin de kalamayacaklarını düşünüyorum. Kazansalar bile kalamayacaklar. Belki CHP kalabilir. O da kurumsal bir yapısı olduğu için, kendi içinde işte hizipleri de, farklı kanalları da olduğu için kalabilir ama gerisinin geleceğinden açıkçası o kadar emin değilim. Şöyle bir tarafı daha var. Altılı Masa'yı konuşurken es geçtiğimiz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilerek mi bilmeyerek mi yaptığından emin olmadığım şöyle bir tarafı daha var. Kemal Kılıçdaroğlu AKP sonrasındaki sağı da tasarlıyor şeyde, Altılı Masa'da. Kimi muhatap aldığı oy potansiyelinden çok ileride işte masanın sağ tarafında kim otursun sorusuna cevap veriyor. Ben bunu bilerek yaptığından emin değilim. Ama sonuçta CHP gibi bir parti olduğu için, yani Cumhuriyet'in tarihinde kendi söylemiyle oynadığı rol ortada olduğu için, bir şekilde o masaya oturmak şeyden bağımsız olarak, aldığın oy potansiyelinden ya da işte geleceklerine vaat ettiğinden bağımlı olarak, bizim Türkiye'nin bundan sonraki, yani şu mahvolmuş, radikalleşmiş, birbirleriyle yarışa yarışa, ben ona şey diyorum ya, benzerlerin rekabeti içerisinde iyice radikalleşmiş, çürümüş sağın yerine nasıl bir sağ olsun sorusunun da cevabı. Yani ben kimi muhatap alıyorum bu masada? Gelecekteki sağ. Yani böyle bir sağ olursanız eğer, şu çerçevenin içerisinde bir sağ olursanız eğer, mesela Ümit Özdağ orada yok, o da bir sağ parti değil mi? Yani hani ama işte Gelecek Partisi var ya da İYİP orada mesela, hani başka şeyler de var, başka milliyetçi çevreler de var ama orada İYİP var. İYİP'in orada olması ya da İYİP'in bütün bu süreç içerisinde CHP ile kurduğu ilişki tamam bir teknik zorunluluktan ibaret. Ama sadece bundan ibaret gibi görünmüyor az önce konuştuğumuz MHP'nin dönüşümünde düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla böyle bir masayı bir seçim makinesi olarak görmek bana yeterli gibi gelmiyor. Başka bir şey var. Yani sonrasıyla ilgili düşündükleri başka bir şey var. Ama aynı zamanda bir seçim makinesi olması gerekiyor. Çünkü o başka şeyin seçimde o başka ihtimallerin, işte yeni bir sağ ihtimali mesela, yeni bir CHP ihtimali falan, bunlar arasındaki ilişkilerin yeniden kurgulanması ihtimali, o anayasa değişikliği, 156 sayfa anayasa değişikliğinde tarif ettikleri parlamenter sistem, o parlamenter sistem küçük partilerinde gayet etkin oldukları, az sayıda milletvekiliyle gayet etkin oldukları ve denetime katıldıkları, yani yürütmeyi denetleme işine gayet etkin bir şekilde katılabildikleri bir şey
öngörüyor. Bunun gerçekleşmesi için aynı zamanda bir seçim makinesi de olmaları gerekiyor. O aşamaya henüz geçmediler. Dolayısıyla bütün bu maddeler konusunda hemfikir olduğumu söyleyebilirim 6'ya kadar. 6'sında da şey diyorum, böyle bir şey yazmaya gerek yok sadece. Çünkü zaten kazansalar da gidecekler, kazanmasalar da. Çünkü bizim şu andaki performansları, gördüğümüz performansları, bizim gördüğümüz performansları şunu söylüyor. Oylarınızı bize Allah sizi kahretsin diye vermeniz yeterli. Evet. Bunu söylüyor. Arzu ettiğiniz muhalefete ulaşılamıyor. Çünkü bizim hayal gücümüz buna yetmiyor. Hayal gücünden öte, yani metinde yetiyor bu arada. Bakın metinlerde yetiyor. Geçen gün birisi öyle diyor bana. Uzlaştılar çok temel konularda diyor. Hayır, metinlerde uzlaştılar. Ben metinleri herkesin metinleri teşkilatlar okumadı. Milletvekilleri bile okumadı. Aralarından seçilmiş insanlar yazdı. O yüzden o kadar cidden iyi metinler bu arada. Ya bayağı iyi yani. Hani şeyde ilk mutabakat metni de iyi. Anayasa değişikliği metni de iyi. Yani bayağı iyiler. Ama onları siyasallaştırmayarak gösterdikleri beceriksizlik o metinlerle kendi aralarındaki masanın arasındaki mesafeyi de koyuyor aynı zamanda ortaya. Yapamıyorlar çünkü. Bize şunu söylüyorlar. O hayal gücümüz yok. Ayrıca yani şu muhalefetin içerdiği, toplumsal muhalefetten, partiler dışındaki muhalefetten bahsediyorum. Bunun içerdiği çeşitliliği, bunun şey yaptığı, dile getirdiği talepleri verebilecek yürek bizde de yok. Böyle bir niyet bizde de yok. Biz ne yapabiliriz? Biz bizden sonrakilerin kendilerini gösterebilecekleri bir siyasi zemin oluşturabiliriz. Geçiş süreci. Onu oylatacağız size. Yani bir geçiş sürecini oylatacağız. Sonraki Türkiye'yi kendi aramızda o geçiş sürecinde şey yapacağımız, ne derler onun adına, ortaya koyacağımız rekabet çerçevesinde kararlaştıracağız. Tamam mı? AKP'den kurtulalım. Aramızdaki rekabeti nihayet ortaya koyabileceğimiz, gerçek anlamda rekabet edebileceğimiz bir siyasi açıklık şey yapalım, tarif edelim. Sonrasında hep beraber bakarız. Ama arzu ettiğiniz Türkiye'yi, hayal ettiğiniz Türkiye'yi ey toplumsal muhalefet size verebilecek yüreğe de, yeterliğe de, arzuya da sahip değiliz. Çünkü o ülke bizimle yönetemeyeceğimiz bir ülke. O yüzden 6. madde konusunda Kemal'e de sana da katılıyorum, öyle diyeyim. 6. madde, ya bence kazansalar da kazanmasalar da ya çok radikal dönüşümler geçirerek şey yapacaklar, kalacaklar orada. Ya var olamayacaklar. Çünkü bize şu ana kadar yaşattıkları, yok işte kazanacak adaydı, yok bilmem neydi, şuydu, buydu vesaire falan. Şu ana kadar, son 6 aydır yaşattıkları umutsuzluğun bedelini seçimi kazansalar da ödeyecekler. Çünkü bizden istedikleri şey Allah sizi kahretsin. Yani alın haram olsun ama alın bu oyu diyerek vereceğimiz bir desteğe talipler. Ama şöyle söyleyip tebrik ederim, yine de süreci, ortak metin yazma sürecini idare edebilmiş olmak, hele bu kadar seçkin bir toplulukla idare edebilmiş olmak delice bir şey. Gene de ben tekil mektupların, yani masada ya da masanın etrafında birini muhatap alan tekil mektupların daha yaratıcı, onların ortalamayı almalarını sağlayacak daha yaratıcı sonuçlara açık olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bir de tabii çok metne imza atmış ve bundan artık yorulmuş bir süredir mümkün olduğu kadar metinlere imza atmaktan imtina etmekten kastım nasılsa işe yaramayacağı için uzak durmaya çalışan birisi olarak söylüyorum bunu. Belki öyle şeyler de yapılır. Yani açık mektuplar da yazılır. Böyle. Evet. 2023'ün ilk adını koyalıma noktayı koyuyoruz. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgehan Özpek'e, Kemal Can'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi yıllar.